Şşş. Kız. Ya 40 yılın başı bir hediye aldım. Sen de iste sana da alayım güllüm. Senin alacağın hediyeden ne olacak acaba? Anca parfüm alacaksın, üst baş alacaksın. Sen anamı mı kıskandın bakayım? O değil herhalde. Ben de. Senin canın ayrı ev çekmiş. Ya çeker tabii ya. Benim gençliğim burada çürüdü gitti. Özelimiz falan hiçbir şeyimiz kalmadı. İletişim kuramıyoruz ki hayhuy etmekten. Niye kız, sustuğumuz mu var? Ne güzel muhabbetimiz var. Ya bak Buse büyüyor. Ergenliğine az kaldı. Hala babaannesiyle aynı yatakta yatıyor ya. Hadi büyüdüğünde Ayşe'nin odaya koyduk onu. İkinci çocuk diyordun. Ona ne yapacağız? Beşiğini balkona mı koyacağız? Şartlar koşullar Nazmiye. Allah Allah. Sanki evlenirken bilmiyordun ya. Ne durup durup kafama kakıyorsun ya. Vallahi üzüyorsun beni ha. Ya sen de beni üzüyorsun ya. Canıma tak ettiği için söylüyorum. Sanki bilmiyorsun. Ama sen konuş Nazmiye, konuş. Ana oğuldan, oğul anadan kopmaya gönülsüz olduktan sonra. Vallahi hakkım var. Doğru dedin. Bak Ayşe evlendi gitti işte. O kendi ayakları üzerinde durdu. Artık kendinden sorumlu. Erkut desen o da artık itlik serserilik peşinde değil. Yani elini ekmeğini aldı, o da yakında yuvasını kurar. Yine biz kaldık. Ne bileyim, belki bizim de zamanımız gelmiştir Nazmiye. Anam. Ciddi mi diyorsun ya Rıza? Bak beni boşuna umutlandırma. Şşş, dur kız, hemen şey yapma. Önce bir düşüneceğim. Kafamda bir evirip çevireceğim. Bir göz oda tut, ben orayı cennete çeviririm vallahi bak. Şş, tamam. Tamam, sus, kimseye duyurma ha. Kimseye söylemeyeceğim. Böyle anneme surat yapmak falan da yok. Aa, yok yok, yapmam. Sen ev tutuyoruz de surat falan yapmam asla. Hatta onun suratını dövme diye sırtıma yattırıyorum. Nasıl bir ev tutacağız? Ha? Şu kapat da anlatayım. Balkon olacak mı? Ya, olur. Balkon mu? İki oda, bir salon, beş balkon. Beğendin mi? Güzel oldu mu? Biraz süreyim de. Şu saçını da şöyle yapalım. Ya git, başka yerde sür ucunu. Ben de süreceğim. Ablacığım, milyon tane ayna var evde. Git, Allah Allah. Kuaföre haber verdiniz mi? Verdim ben dün. Ben gelirken uğradıydım. Merak etmeyin, bekliyor sizi. Bak o kadar süslendik püslendik, saçımızı yapmadan olmaz yani. Şu arkasında güzel. Kırmızı, kırmızı. Aman. Hayırdır dünya güzelim, pavyona mı gidiyorsun? Aa, yok yok. Geçin bakayım şöyle. Geçin geçin geçin, geç sen de. Geç geç geç. Geç geç. Ya geç. Olur mu böyle bir şey ya? Şimdi bu elbise güzel olmasına güzel de insan bir de uygun mu diye sorar. Bu elbiseyle affedersin pavyona gidersin, düğüne gidersin yani. Hanımlar biz gündüz gezmesine gidiyoruz. Bakımlı olmak, evet. Havalı olmak, evet. Rüküş olmak, hayır. Doğal görünmek önemli ya. Bakın, bakın şimdi hanımlar. Makyaj çok önemli. Hiç yokmuş gibi görünecek. Aha böyle. Evet, mesela bakın benim anneme maşallah nasıl yakıştırmış makyajı ya. Kendini anneciğim benim. Ay gerçekten yok gibi, çok güzel olmuş. Fresh, fresh. Nazmiye, hanım anaya ne oldu? Anneye dönmüşsün gene. Aa, anneciğim sen beni bilmiyor musun ya? Ben böyle bütün gece düşündüm. Dedim ki annem yani bu kızardı, severdi, döverdi. Aferin. Hanımlar, bakın anamla bana ne kadar doğal. Makyajlarınız böyle olacak. Evet, var ama yok gibi. Yani 5 dakika önceyle farkım yok. Anlamazsın makyajım olduğunu, bakın. Evet, gerçekten yok gibi. Evet. Hiç suratına makyaj yapmamış gibi. Çok, çok güzel. Ne yapayım ben şimdi ayol? Değiştireyim mi? Ay vallahi ne yapıyorsan yap. Görmemiş gibi buraya gelip de bizi de aşağı çekme bir zahmet, hadi. Git değiş, git değiş. Hadi. Şu odada değiş. Hadi. Neyse hanımlar, evet herkes tek sıra olsun bakayım. Hadi bakayım, evet evet sırayla. Gel bakayım ablacığım, gel ilk önce sen. Evet. Nasıl olmuş anne? Olmuş ya. Sen bu yakana ütü basmadın mı? Vallahi dün gece ütüledim 2 kere. Geç, içeride ütü var. Hadi bir daha bas bakayım, hadi. Geç geç, ütüle içeride. Hasbam, kolyen eksikti. Pek yakışmış. Evet, sıradaki gelsin. Buyurun. Hı. Evet. Olmuş. Çok güzel maşallah, küpeler falan. Çok güzel olmuş. Olmuşsun. Gördün mü rujunu? Çok iyi. Çok iyi.
Ablacığım bakayım anne nasıl? Olmuş. Olmuş da anam sanki biraz dar olmuş ya. Orada da bak löp löp götürme ha pastaları börekleri patlar matlar mazal da ortada kalırsın. Aşk olsun Melahat. Az ye az ye. Evet Hanımcı ablamız maşallah çok yakışmış. İnci kolye küpe mükemmel. Kız şu şeyini görmedin mi şurada kocaman? Ne yapıyor takmış? Ay bizim mahallenin kızları da ne kadar güzel ya maşallah. Güzelsiniz. Herkes var ya kıskanacak bizi ikametgahına aldıracaklar bizim mahalleye öyle diyor. Kız açarız bir de oyun alalım. Ablacığım oyun oynamak falan yok zengin evine gidiyoruz delirtmeyin beni. Çok... Ya. Bırak hala havuz duyuyor. Havuz duyuyor. Abla, hayırdır ana nereye böyle? Şey oğlum dünürlere gidiyoruz güne. De bir saçımızı yaptıracağız kuaföre gidiyoruz. He anne hadi siz geçin önden ben yetişeceğim size hadi. Bak nasıl olmuşum Rıza? Eksik olmuşsun Nazmiye. Aa, neyim eksik ne olmuş? Davul zurna eksik Nazmiye. Bak bence ne yap biliyor musun? Sen eline bir tane davul al, anama da bir tane tef ver, o hanımlara da birer tane zil takın. Öyle oynuyor oynuyor gidin. Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Neyse benim sana güzel bir haberim var. Her şeyi ayarladım. İlk ayın parasını da ödedim tamam mı? İstediğin zaman git dans kursu al. Kızım ne diyorsun ne dansı ya milletin içinde? Vallahi ben sana güzelliğimi yaptım. Sen ister git ister gitme. Sonra da ama gelip de terapide ağlama tamam mı? Yok break dans içimde kalmıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Nazmiye ne yapıyorsun tamam dur. Tamam hadi hayırlı işler. Ya. Yok baba ne işin var ya? Hoş geldiniz. Yardımcı olabilirim. Hoş bulduk. Dans okulu değil mi burası? Doğru geldiniz. Hangi türle ilgilisiniz? İlgili derken ben kendim için değil ya. Arkadaş için şey ettim ama. Tamam. İsterseniz ben size okulu tanıtayım. Siz sonra arkadaşınızı iletirsiniz olur mu? İyi olur öyle. Buyurun şöyle geçelim. Haftada iki gün ikişer saat derslerimiz oluyor. Ödemelerimiz aylık zaten. Arzu ettiğiniz bir dans türü var mı? Yani arkadaşınızın arzu ettiği. Valla vaktiyle break dans yapmış ama. Süper. O zaman hip hop freestyle dersleri çok uygun. Diyorsunuz. Tamam şey yapalım o zaman. Ben kendisine ileteyim. Kendisi geldiği zaman görüşürsünüz siz olur mu? İsminiz neydi? Rıza ben. Ama arkadaş gelecek. Onun adı Mahmut. Rıza Bey öncelikle şunu bilmenizi isterim. Buraya çekinerek gelen öğrencimiz çok oluyor. Yani dans etmeyi, öğrenmeyi çok isteseler de ilk başta çok çekingen davranıyorlar. Bence siz bir deneyin kendiniz. Daha sonra arkadaşınıza daha iyi anlatırsınız. Nasıl şimdi mi deneyeyim? Evet evet hemen şimdi. Bu dersimiz 10 dakika sonra bitiyor zaten. Yeni başlayacak bir grubumuz var. Bence gelmişken biraz zaman geçirin. Pişman olmayacaksınız. O şey mi yani o hip hop şeysin? Evet evet. Vallahi şimdi ne desem bilemedim. Yani arkadaş geleceği için esasında... Ama ricanızı da kırmak istemiyorum. Olur. Öyle yapalım o zaman. İşte bu kadar. Birazdan başlarız. Benim bu ayakkabılar uygun olur mu? Olur. Bugün idare ederiz. Evet. Çift sıçradık. Döndük. Öne. Arkaya. Çift düştük. Harika. Döndük. Cutting. Hop. Hop. Bir ve iki. Harika. 90 derece açtık. Sola. Nasıl? Sevecek mi arkadaşınız? Sevecek gibi. Sevecek gibi. Evet arkadaşlar şimdi seri yapıyoruz. Üçten geriye sayıyorum. Üç,
2, 1. Evet arkadaşlar, hadi tekrar alalım. Rıza, yaktım çenen senin. Lan! Yok, bir şey yok. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Değiştirdik. Nereye kadar bu pembe rüyalar?